Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Hepinizin Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutlarım. Geçmiş Kurban Bayramınızı. Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü. Akşamındayız arkadaşlar. Bir de ailesini kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime buradan başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, onlara başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Çünkü bayramlarda bu çok kötü oluyor. Bir kayıp olduğu zaman bunun acısı çok zor oluyor. Bayramlar hiç bayram gibi geçmiyor yani. Yakınlarını kaybeden kardeşlerime buradan başsağlığı diliyorum. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi aldım. Ben yine sizlere arkadaşlar yaşadığım olayları anlatacağım. Bu manevi halleri, yakaza halinde gördüğüm şeyleri anlatacağım. Neler gördüm, duru görü olarak neler gördüm, bunları anlatacağım size. Yaşadığım olayları anlatacağım. Yani uykuyla uyanıklık arasında gördüğüm şeyleri anlatacağım arkadaşlar. Bir gün ikindi namazını kıldım arkadaşlar. Bu ay içerisinde gördüm. İkindi namazını kıldım. Tam tesbih çekiyordum. Böyle gözlerimi yumdum, tesbih çekiyordum. Birdenbire iki tane büyük kapının arasındaydım arkadaşlar. Çok büyük kapılar. Nereden baksan beşer metrelik kapıların arasındaydım. Kapılar açılmıştı. Karşıdaki kapılar, karşımda da kapı vardı. 100 metre kadar vardı aralığı. İki kapının aralığı 100 metre kadar vardı. İki kapı vardı. Arkasında da ben Ravza-i Mutahhara'yı gördüm arkadaşlar. Yeşil kubbe gördüm orada. O kapının arkasında o vardı. Sanki oraya koşmak istiyordum. Onu hissettim. Oraya koşmak istiyordum. Böyle bir his geldi içimden yani. İki kapının büyük kapıların arasındaydım. Bir kapıya böyle baktım. Sonra arkasındaki kubbeye baktım. Yeşil kubbeydi. Oranın Ravza-i Mutahhara, Medine-i Münevvere olduğunu düşündüm arkadaşlar. Sanki orayı duru görü olarak gördüm yani. Onu gördüm ben. O ara tesbih çekiyordum. Bir an böyle gözlerimi yumdum. Bazen duru görüler geliyor arkadaşlar. Sonrasında bir akşam da arkadaşlar yatsı namazını kıldım, yattım. Kehf suresini açtım. Onu çok seviyorum. Kehf suresini dinlerken güzel okuyan bir kardeşimiz var. O sureyi dinlerken uyumak istedim ama daha uyumamıştım bile arkadaşlar. Birdenbire Kehf suresini dinlerken kızım mutfağa girdi. Onun sesine birdenbire o kadar konsantre olmuştum ki yani uykuya dalmamıştım yani. Birdenbire kendimi salonda buldum. Aniden sanki ruhum birdenbire hızla salona gitti. Şöyle hissettim. Sanki kapılar, duvarlar birdenbire yok oldu. Evin içindeki duvarlar yok oldu. Birdenbire antreyi gördüm. Mutfağın kapısında ışığının yandığını gördüm arkadaşlar. Yattığım yerden sanki aniden oraya fırladım gittim. Ya da böyle duvarlar yıkılmıştı. Yattığım odadan orayı izliyordum. Çok ilginç şeyler oluyor. Mesela kızım öksürdüğü zaman bazen hasta oluyor arkadaşlar. Bunu kışında yaşadım. Bir an mesela öksürse falan bir anda sanki onun odasında oluyor ruhum. Öyle hızlı, öyle hızlı. Bedenin yükünü hissediyorsunuz arkadaşlar. Ruhun hızı çok farklı. Yani düşünün ki dünyanın bir ucuna gidip gelebilirsiniz. Bu astral dedikleri, tayin mekan dedikleri şekilde. Bir anda o kadar hızlı ki. Hani düşün ki o öksürdü, ben hemen onun odasında oldum. Bir anda kendimi onun odasında gördüm. Geçen de mutfağa girmişti. Işığı yanıyordu. Tam uykuya dalmamıştım bile. Daha yeni yatağa girdim. Kur'an-ı Kerim dinliyordum. Kehf suresini. Birdenbire sanki odanın duvarları yok oldu. Ben aniden antrede ışığın yanıyordu. Mutfağın kapısının önündeydim arkadaşlar. Ama mutfağın içine girmemiştim. Kapısını açmamıştım. Kızım mutfaktaydı. Çok ilginç şeyler yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'i çok dinleyin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Özellikle Kehf suresini dinlemenizi tavsiye ederim. Bu çok önemli. Bunun etkisiydi yani. Bir anda nasıl oldu ben de anlamadım. Sanki böyle duvarlar yıkıldı. Birdenbire odanın duvarları yok oldu. Direkt mutfağın önündeydim sanki. Bunu gördüm arkadaşlar. Çok ilginçti. Yine bir gün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu size anlatayım. Yakaza halinde gördüğüm bir şeydi. Sabah namazından sonra gördüğüm bir şeydi. Sabah namazını kıldım, zikir çektim, yattım. Bu gördüğüm şey de besmele sesiyle, beni dışarı seslediler resmen arkadaşlar. Besmele okuyan, hırıltılı, sesli. Sesi hırıltılıydı arkadaşlar. Ses çok dikkatimi çekti. Ses hırlayarak böyle. Sanki o sesi çıkarabilmek için çok zorlanan biriydi. O sesi kendi çıkarabilmek için çok zorlanıyordu. Onu fark ettim yani. Hırıltılı bir sesti. Sanki zorlanarak söylüyordu. Besmele'nin sesine böyle bir, evin içine başka bir evdeydim ama. Benim evim değildi arkadaşlar. Yakaza halindeydim. Benim evim değildi. Besmele okunuyordu. Kur'an-ı Kerim okunuyordu evde. O evin içinde dolanarak böyle dışarı çıktım. Bahçem sanki başka bir yerdi. Kar yağan bir bahçeydi. Duvarları çok büyüktü arkadaşlar. Bahçenin içinde de kar yağıyordu. Böyle büyük kapılar açtım arkadaşlar. Beyaz kapılar. Çok büyük kapılar gördüm. Kapı ne anlama geliyor bilmiyorum manevi alemde. Büyük kapılardı, demir kapılardı. Ben kapıları zor tutuyordum. Bahçede bir tavşan vardı arkadaşlar. Bu yaban tavşanıydı. Çok iri, siyah beyaz bir tavşandı. Çok iriydi. Tavşandan korktum. Normalde ben tavşan besliyorum. Bu tavşan iki tanelerdi. Bir tanesi benim üstüme doğru yürüdü arkadaşlar. Direkt korktum. Eşim içerideydi. Ben eşime seslendim ki ne olur gel kapıları tutmama yardım et dedim böyle.
kapıları kitlemek istedim yani. O kadar büyük kapılardı ki orayı zor zapt ediyordum. O tavşanın girmesini istemedim. Korkuyordum, tavşandan başka bir varlık olduğunu düşünüyordum. Orayı örtmek istedim arkadaşlar. Ama kapıyı kitleyemedim. Çok zorlandım. Çünkü tuttuğum kapılar çok büyük ve çok zordu. Bunun manevi alemdeki anlamı neymiş biliyor musunuz? Ben bunu araştırdım arkadaşlar. Manevi hallerde görülen, yakız halinde görülen sembollerde tavşanın anlamı arkadaşlar şeymiş. Tavşan gafletmiş. Ben 2 aydır sabah namazına kalkamıyorum. Çok rahatsızım arkadaşlar. Bir ağırlık var üzerinde ve 12 demir. Yine çok kötü durumdayım. Bir halsizlik var. Gaflet uykusundasın kalk dediler arkadaşlar resmen. Sabah namazı vakti. Bu aralar çok kabus görüyorum. Beni uyartmak istiyorlar büyük ihtimalle. Ama çok kötüyüm. Şeyi duysam da, alarmı duysam da uyanamıyorum arkadaşlar. O kadar kötü durumdayım ki. Böyle üstünde sanki bir ağırlık var. Ne sabah namazına kalkabiliyorum. Teheccüd namazını bazen kılıyorum. Sabah namazına uyanamıyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Moralim biraz bozuk bundan dolayı. Bir ağırlık oluyor üzerimde, yorgunluk oluyorum. Sabah uykudan uyandığım zaman aşırı yorgun oluyorum. 6:30-7 gibi kalkıyorum. Kalkıyorum ki sanki hiç uyumamışım, hiç dinlenmemişim. O yorgun ve halsiz bir halde kalkıyorum. Sabah namazına normalde mesela gece namazına kalkardım. 1 saat uyurdum. Teheccüde kalkardım, 1 saat uyurdum. Sonra tekrar sabah namazına kalkardım. Gayet dinçtim. Sabah da kalkıp işe gidiyordum. Düşün, sabah namazına kalktığımda işe gidiyordum ben akşama kadar. Çok, çok aşırı yorgunluk var. Gaflet uykusundan uyan dediler. Bu ağırlık normal değildi. Çok da dua ettim arkadaşlar. Çok dua ettim ki ya Rabbi ne olur şu üstümdeki ağırlığı al. Namaz kılamıyorum. Her şeyi geç yani. Hastalığımı da geç Allah'ım. Gece namazına kalkamıyorum. Sabah namazına kalkamıyorum. Bunun kederini yaşıyorum ya Rabbi dedim. Ne olur Allah'ım. Çok da dua ettim. Estağfurullah çektim. Allah'ım bir hata mı var? Neden sabah namazına uyanamıyorum? Gece namazına neden kalkmaya zorlanıyorum? Sanki bir ceset gibiyim. Kendimi yastı namazına kılıyorum. Saat 11-12 gibi arkadaşlar. Çok yorgunum. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. 2 aydır, 3 aydır neredeyse çok yoğun bir tempoda çalıştı. Dünya hayatına biraz daha çok zaman ayırdığın zaman işte ibadetlerimiz aksıyor arkadaşlar. Diyor ki gaflet uykusundan uyan diyor. Tavşan görürseniz eğer manevi alemdeki bu sembolün anlamı gaflet uykusu diyor. Üstündeki ağırlığı kaldırat diyor yani. Peki ne yapabiliriz? Ben de dinleyeceğim. Müzemmil suresini dinlememiz lazım. Ya eyyuhel müzemmil kumul leyli illa kalilla diyor. Ayette arkadaşlar. Ey örtüsüne birinden kalk diyor. Peygamberimize de gelmiş o sure. Gece namaza kalkmamızı söylüyor. Onu dinleyebilirsiniz. Ben de dinleyeyim inşallah arkadaşlar. Eğer üstünüzde ağırlık varsa, sabah namazına normal namaza kalkamıyorsanız, içinizden gelmiyorsa Müzemmil suresini dinleyin arkadaşlar. Gördüğüm şey buydu arkadaşlar. Besmele'nin sesine çıktım. Hırıltılı bir sesle okuyan bir şeydi. Tamamen bana gelen bir uyarıydı. Bu cin falan değildi herhalde ki. Çünkü tavşan gördüm, manevi alemdeki anlamına baktım. Tavşan gafletmiş. Gaflet uykusu. Ben öyle bir örtüyorum ki o kapıları tavşan girmesin diye sıkı sıkı örtmeye çalışıyorum. Çok büyük beyaz kapılardı, demir kapılardı arkadaşlar. Zor tuttum. Kapıları örtüyorum ki o içeri girmesin, bana saldıracak diye tavşandan korkuyordum arkadaşlar. Çok ilginçti. Gördüğüm şey buydu. Bir de ne gördüm arkadaşlar biliyor musunuz? Biri benden dua istedi ya. Dedi ki bana, zengin olmam için ne olur bana dua et dedi. Sen duan kabul olur, dua et bakalım dedi. Gördüğüm şeyde daha yatağa girdim. Yakaza halinde. Daha yeni yatacağım yani. Düşünün. Gözüm dalmadı bile. O insanı pisliğin içinde gördüm. İnsan pisliğinin içinde bir resmen bir kuyuya düşmüştü. İnsan pisliği neyi manevi alemde temsil ediyor? Parayı temsil ediyor arkadaşlar. Zenginliği. Düşünün ki hiçbir Allah katında hiçbir değeri yok paranın. O insanı insan pisliğinin çukuruna düşmüştü resmen. Para kazanacak, zengin olacak. Ve onu pisliğin içinde gördüm. Hayırlı mı, hayırsız mı artık orasını bilemem ama İstediği şey olacak ama Allah hayırlısını versin. Çünkü paranın da Allah katında pek bir değeri yok. Ahirette sökmüyor arkadaşlar. Ne kadar zengin olursanız olun. Eğer kul hakkı yiyorsanız, hakla gidiyorsanız. Orada paranızın sökmeyeceği yer. Bunu sakın unutmayın. Ne durumunuz, ne konumunuz. Aynı mezarlarınızın olduğu hal gibi. Hani düşün ki geçen mezarlığa gittim arkadaşlar. Bir milletvekilinin mezarıydı. Yanındakine baktım, o da yanındaki de sıradan bir insan. Bak dedim, mezarların farkı var mı dedim. Eşimle beraber gittiydik. Bankamatiğin oradaydı. Bir baktım hemen köşede milletvekilinin mezarı. Yanındakine baktım ki sıradan bir insan. Dedim ki birinin durumu ve konumu var milletvekili. Yanındakine baktım ki sıradan bir insan. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Allah katında paranız sökmüyor. O yüzden imanımızı Allah katında en değerli şey Allah'ın rızasını alarak gitmek. İmanlı bir şekilde gitmek. Öbür dünyaya, yani düşünün ki dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Burada amellerimizle gitme, verdiğimiz sadakalarla, iyiliklerle, güzelliklerle gidebilmek. Öldükten sonra da insanların arkamızdan iyi konuşması da çok önemli. Allah rahmet eylesin diyerek, gönülden diyerek bunu dedirtmek çok önemli. Kul hakkıyla gitmemek çok önemli. Yoksa paranın pulun yeri bura, dünya hayatı. Öbür dünyada sökmediği yer orası.
Allah katında hiçbir anlamı, hiçbir değeri yoktu. Çünkü manevi alemde adamı pisliğin içine düşmüş gördüm. Şaşırdım arkadaşlar. İşte onu diyor, parayı temsil ediyor. İnsan pisliğini düşünün ki para olarak gösteriyorlar. Yani hiçbir değeri yok. Onu gördüm arkadaşlar. Çok ilginçti. Evet. Başka ne gördüm?